Değerli seyirciler 90 artı 1'e hoş geldiniz. Ee, Başakşehir Beşiktaş mücadelesinde siyah beyazlı takımın 16. dakikada Omar Kolli'nin kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü 4. uzatma dakikasının içinde de devam ediyor. Başakşehir rakip yarı alanda Figueiredo şut şansı aradı. Pasını verdi. Ceza sahası Piontek vurdu kaleci Ersin. Kornere gitti top. Şu köşe vuruşunu seyredip sadece 30 saniyelik bir ara verelim. E, ardından o e, son bölüm için yeniden birlikte olacağız. Ataköy'üne göre sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor e, Rams Başakşehir ceza sahasına 2-4-6-7 Başakşehirli oyuncu geldi köşe vuruşu şimdi kullanıldı bir kafa topağlara gidiyor gol! 90 artı 5'te golü buldu Başakşehir Emirhan İlkan eski bir Beşiktaşlı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen bir oyuncu Emirhan İlkan. Oyuna girdikten sonra çok etkili oldu son bölümde ve golü de attı. 90 artı 5'te Emirhan İlkan. Sadece 30 saniyelik bir ara hemen birlikte olacağız. İkinci uzatma dakikasında da geride bıraktık. 90 artı 6. Emirhan'ın golüyle skora denge geldi. 1-1 oldu. Bir duran toptan şimdi savunma arkasına doğru bir top. Başakşehir bu kez üstünlük sayısı için geliyor. Yine atak yönü sağ taraf. Omar Koli karşıladı. Taç e, Rams Başakşehir takımı kullanacak. E, sağ taraftan kullanılacak bu taç atışı. Ömer Ali Şahiner geldi. Koyun da hatırlayacaksınız. Uzun taç atışları olan bir futbolcu. 90 artı 6 taç atışı kullanıldı. İt e, Çevirmedi orada topu. Mücadele devam ediyor. Sağ taraf bir orta daha. Ee, bütün atlarıyla yükleniyor. Başakşehir Mulek'i uzaklaştırdı. Figer'e de orada. Pasını da verdi şimdi. Bir karşı atak şansı olabilir mi? Ee, gerisine düştü orada. Gezal mı o? Bakıyorum. İkinci yarıda oyuna dahil olan isimler de var. Raşit saldı. Nereye gönderdi topu? Dışarı gönderdi. Zorbay küçük. Son düdüğünü çaldı. Beşiktaş uzun süre önde getirdiği mücadelede 90 artı 5'te kendi yetiştirdiği genç Emran İlkan'ın golüne teslim oldu. Birbirle mücadeleden ayrılmak durumunda kaldı. Omar Koli 6. golünü attı. Yine bir duran topta ileri çıktı Omar Koli ve Beşiktaş'ı 16. dakikada öne geçirdi. Emirhan İlkan 90 artı 5'te Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan 83'te oyuna girmişti. Oyuna girdikten sonra 12 dakika sonra golü buldu ama çok etkili ataklar da yaptı. Bir tanesinde Jetson Fernandez bayağı formasından tutarak çok tehlikeli olabilecek bir kontrata engellemiş ve sarı kart görmüştü. Ee, bu arada bir başka önemli karşılaşma Yılport Samsun Spor e, Siltaş Yopu Pendik Spor mücadelesi de 0-0 sona erdi. İki maçta beraberlikle bitti. Burada 1-1 orada 0-0. E, şimdi bugün hem yukarıya hem düşme hattına bakacağız. Erman Hoca ile beraber bayağı e, baya e, artık hep söylüyoruz son 7 haftaya girdik. Hesap kitap dönemi başladı. Beşiktaş açısından e, maça bilemiyorum yani Başakşehir takımı hızlı başladı. Beşiktaş da daha böyle istekli göründü daha. Hep aslında kontrollü oynuyorlar. Bugün 1-0'dan sonra ama özellikle ikinci yarıda hücumu çok az düşündü Beşiktaş. E, yani önceliği o kontrollü oyun 4-5-1'e döndü zaten. Ee, yani güvenli oyun, emniyetli oyun. Tamam göze hoş gelmiyor ama pozisyon da vermiyor görüntüsü vardı. İşte duran toplar tehlikeli oluyor her zaman. Bir pozisyon önce Piontek bir kafa vuruşu yapmıştı. Direğin hemen üzerinden avuta gitti top. Burada da Emirhan İlkan kafayla golü buldu. 1-0 her zaman söylüyoruz çok riskli bir skor. Ee, bugün de Beşiktaş ee, 1-0'a çok uzun süre e, skoru bağladı ama maçın sonunu getiremedi e, devre arasında da konuşmuştuk takip edenler hatırlayacaklar bu kadar emniyetli ama üretkenlikten uzak oyun bir şekilde işte bedel ödüyorsunuz 1-0'la 1-0 olsun benim olsun mantığıyla her zaman maçı kurtarmak mümkün olmayabilir bugün de onlardan biri yaşandı e, Beşiktaş ee, bu sonuçla 47 puan e, olurken Trabzonspor çok önemli bir deplasman galibiyetiyle haftayı kapatan Trabzonspor 52 puanda Üçüncülük yarışında avantajı kaptı Bakın burada e, Başakşehir Fatih Terim Stadyumundan canlı görüntüler, maç protokol çıkışı e, Olası röportajları sizlere ulaştıracağız Burada maçtan enstantaneler var e, Koli ile Abubakar'ın gol sevinci Golde e, Semih'in asisti var Bir topu da direkten döndü Semih'in e, Başakşehir'in de direkten dönen topu var Şimdi Galatasaray 84 Fenerbahçe 82 Zirvedeki o yarış devam ediyor Üçüncülük yarışında Trabzonspor e, Farkı iki maça çıkarttı 52 puan Trabzonspor 47 puan Beşiktaş ee, tabii burada e, ilk dört diyoruz her zaman ama beşinci takımda Avrupa vizesi alabilir. E, şu anki görüntüde Beşiktaş ya da Trabzonspor bunlar ilk dörtte bitirecek olurlarsa tabii ve kupayı alırlarsa bu iki takımdan biri e, beşinci de gidebilir dedik ama hani Beşiktaş 47 puanlı peşinde 46 puanlı Kasımpaşa var, 45 puanlı Rize var. Orası çok karıştı. Keza 42 puanlı takımlar da var ama hani onları şu aşamada saymayalım 42'leri 41'leri. E, Trabzonspor bir hamle öne çıktı. Beşiktaş e, 47 puan yaptı. Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor ciddi şekilde tehdit ediyor Beşiktaş açısından e, kupa Türkiye Kupası daha da önemli hale geldi. E, biliyorsunuz orada zaten şöyle bir şey var. Eğer ligde yoksanız Türkiye Kupası çok önemli. Ligde yarışın içindeyseniz Türkiye Kupası Tukaka o şekilde ilerliyor işler. Öyle bir şeyimiz de var. Futbolumuzun öyle bir gerçeği de var. Hani İspanya Kral Kupası'nda olmuyor bu. FA Cup'ta olmuyor. Almanya'da e, 100 küsur yıllık kupada olmuyor. Bizde oluyor. Bizde biraz her şey e, şekilde yürüyor. Ee, neyse konuşuruz bunları da konuşuruz hoca geldi hazırlanıyor ikinci ee, sayfa ikinci sayfa tam şey e, karmaşa ona bakacağız detaylandıracağız ee, Pendik 30 Karagümrük 30 Gaziantep 31 Konya 33 Hatay 33 Ankara gücü 34 Kayseri 36 Samsun 37 buraya bakacağız tek tek e, 12'den aşağısı Takımları arkadaşlarımız bizim için hazırlıyor bitirmek üzere düşme hattında ligin kısalan boyu son 7 haftada kim kalır kim kurtarır bir hocayla bundan sonra her hafta haftanın son programında oraya bir bakıp değerlendireceğiz çünkü en az yukarısı kadar hep haftalardır söylüyoruz buradaki yarışta nefes kesecek. Lige tutunabilmek önemli. Çünkü bir düştünüz mü çıkmak çok zor oluyor. Bakın Giresunspor Spor ikinci lige düşüyor. Yani e, süper ligdesin, varsın, yoksun, tuttum, gittim, düşmedim, kaldım falan derken birincilikten ikinci lige gidiyor. E, o yüzden e, süper lige tutunmak önemli. Birincilikte e, çıkmak tekrar çok kolay olmuyor. Hocam hoş geldin. E işte 1-0 hep diyoruz. Sakat skor diye. Evet. Kendi evladı vurdu Beşiktaş'ı. Emirhan e. girdikten sonra da iyi iş yaptı. Evet. Zor tuttular yani. E, yetenekli bir e, genç kardeşimiz Emirhan İlkan Niye verdiler. Oralar karışık. <laughs> Nasıl gitti? Karışık. <laughs> karışık hocam o işler bir an anlamıyorum ki bu işleri zaten. Yani bunu veriyorsun, oyuncu alıyorsun, aldığın oyuncuyu tondan para verip yedek kulübesinde tutuyorsun filan filan. Ha, ben anlayamıyorum tabi. Vardır bildikler hocam, Öyle ince işlerim var. Ki, nasıl, Kalın işlerim var, istedim. onu bilemem tabi. Ama bir gerçek var, Trabzonspor için üçüncülük anlamında çok büyük bir avantaj çıktı ortaya. Evet. Bir ilk sayfayı verelim mi Tolgacığım tekrar? Hemen geliyor şimdi. E, bunların tek tek de hazırlattık bu arada bakacağız hocam. Trabzon 52 yaptı, Beşiktaş 47'de kaldı. Ya 47'de kaldı demeyeyim de 47 yaptı, 1 puan aldı. 5 puan yani bir maçtan iki maça çıktı fark. Tabii. Trabzon'un bir e Aşağıda Kasımpaşa 46, Rize 45. Şimdi o üçüncülük, dördüncülük Avrupa yarışında Şeye bakalım mı bir o zaman Trabzon Beşiktaş başlarına bakalım abi. Var Tra mı? Hepsi hepsi gelecek şimdi. Var mı hazır mı? Gelsin gelsin Mara. Trabzon Beşiktaş'a bakalım. Tam yerine abi. denk geldik çünkü. Hop şimdi geliyor hocam. Omar Kola 6. golünü at. He hocam bak. Trabzon, Beşiktaş, Kasımpaşa, Rize hocam. Avrupa mücadelesi. Böyle bir görüntüde. Trabzon Sivas'la oynayacak. İçeride Kayseri deplasmanı. Zira Türkiye Kupası maçı var. Gaziantep Samsun maçı. Karagümrükler e, Türkiye Kupası. Samsun deplasmanı var Trabzon'un. Kayseri deplasmanı var. Başakşehir deplasmanı var. İçeride de Sivas, Antep, İstanbul Ankara Gücü var. Kayseri deplasmanı. Kayseri düşme e, hattına yakın. Ee, Samsun düşme hattına yakın Karayürük düşme sana hattında sana bir şey söyleyeyim mi şu ikisinin geneline baktığım zaman Trabzon avantajlı Beşiktaş'a bakalım Samsun Ankara gücü içeride iki tane üst üste önemli bir avantaj bu ama ee, sonra Fenerbahçe maçı var Oo, Rize maçı var Alanya deplasmanı Hatay Kasımpaşa dediğin doğru hocam yani şimdi burada mesela kazanmış olsa Bak beş Beşiktaş puan, için ne kadar önemliymiş. Ya 5 puan. 2 beraberlik. Tabii. Tabii 2 maça çıktı fark. Bak onu diyorum. Burada kazanmış olsa şu golü yemese Beşiktaş açısından içeride tabii. Samsun, Ankara Gücü oynuyorsun. Rakibin Sivas oynuyor. Kayseri deplasmanına gidiyor. Bir hani dengeleyebilir miyim diye bakabilirsin. Bu yediğin gol çok şey. Çok sıkıntı oldu. Öte öte yanda Kasımpaşa, Konya var, Antep var. Ee, son maç Kasımpaşa'nın Beşiktaş olacak bu arada. Ee, Kasımpaşa yazılan Beşiktaş olacak. Şimdi düzeltecek arkadaşlarım. Ee, o maçla mesela kendi aralarında bir maç. Ee, Başakşehir var, Samsun var hocam. Şimdi Samsun'da da yırtamadı. Yırtamadı da evet. Gaziantep deplasmanı çok zor olur. Konya düşme hattında Kasımpaşa'nın da maçları zor. Kolay değil. Üç tane bir kere... E, düşme hattında takımla oynuyorsun. Konya, Antep, Samsun. Yani düşme hattında hani Samsun biraz yukarıda ama hala daha kurtaramadı. E, Başakşehir Avrupa'ya gider miyim düşüncesinde Antalya biraz rahat orada. Rize'de keza hani Avrupa mücadelesinin tam ortasında. Hocam şimdi şöyle Son baktığınız zaman. Beşikta, bu taraf Rize'ye bakayım. Antalya, Başakşehir, Beşiktaş. Gücü Hocam kartlar. Trabzon'dan Beşiktaş'ı karşılaştırdığım zaman oyun olarak Trabzon daha çabuk oynuyor, daha çabuk kaleye gidiyor, daha tehlikeli hareketler yapıyor rakibe. Beşiktaş onu yapamıyor. Hocam bugün şimdi bir hücum rakamlarını verebilir miyiz? Hocam Beşiktaş takımı... Ne kaldı aklında Beşiktaş'tan? Ya işte bir ha, bor, iki topu bir de direkten, direkten dönen topu var. İki topu direkten döndü. İkincisini hatırlamadım ben yok. Şey, şey e, çıkan çocuk. Semih'inki tamam. E tamam Değeri. şey Gezal, Firikik. Ha Gezal'ın Firikik'i var doğru. Gezal'ınkini de unuttum ben. Şimdi benim şu var hoca. O, o çocuğu Santrafor oynatacaksın bir defa. Hocam altı tane şut atıyor ya. Baş, Beşiktaş takımı Allah aşkına ya. Altı tane maç boyunca şut atar mı? İkisi isabetli. 19 dokuz şut atmış Başakşehir. 14 kez rakip sahaya, e, ceza sahasına girmiş. 21 kez Başakşehir e girmiş. Olur mu hocam ya? Koca Beşiktaş takımın bütün bir maç boyunca altı kez rakip kaleye top atar mı? Altı kez rakip kaleye top atmış. Olur mu ya? Mesela Semih sol tarafa kilitlediği zaman o çocuğun gençliğinden de faydalanamıyorsun. Kuvvetinden de faydalanamıyorsun. Abu Bakar yok bu Bakar Gezi bugün. Yani yok ikisi de yok. bu Bakar. Gezal de. da iyi değildi. Gezal de. e, o çocuğu o zaman yani at santrafora onu onu santrafora koyduğun zaman iki kişiyle üç kişiyle rakip mücadele etmeye mecbur o çocuklar ya. Kim o çocuğu, iyi oynadı bugün olarak kullan. Kim iyi oynadı bugün bakıyorum. <laughs> Necip iyi oynadı yine. Zanettin o fena oynamadı mücadele etti. Semih mücadele etti. Jetson mücadele etti. Ne oynadı ki? Raşit sen ne oynadı? Gezal ne oynadı? Abu Bakar ne oynadı? Beşiktaş'ta aklından ne kaldı Beşiktaş'ta? İşte Beşiktaş böyle oynadı. Beşiktaş'ta ne yaptı? Beşiktaş yani? şunları yaptı. Emniyetli oynamaya çalıştı. İndirmeleri, bindirmeleri emniyetli o... oynamaya çalıştı. Orada da yine gol yedi işte. Hocam emniyetli oynarsan o golü yeme. Ne? O topu ısır o topu yeme. Isır o topu o golü yeme. Emniyetli oynayacaksın. 90 artı 5, 90 artı 6. Yeme abi. Bir yetmişlik çocuktan gol yiyorsun. Yeme. Aa, Yersen? İyi topçu. Ona da başka bir şey ama. Ama tamam da. Hava topu verme senin, yani orada senin, bomboş kafayı vurdu. Senin vurdum. uzun boylu adamların var. Herkese bir adam versen o topu o, o, rakip o topa vuramaz kafayı. Başakşehir kıpkırmızı, Beşiktaş'ta kırmızı yok neredeyse ya. Bir tek kendi kalesinde var kırmızı. E böyle oynarsan şimdi bu tarafları mutlu edebilir misin? Beşiktaş seyircisi bu taraftarı da. Bu oyundan üçüncü olamaz. Bu işi Net. Iyi, iyi anlar yani. Bak Bu oyundan üçüncü olamaz. Net. Geriye kupa kalıyor. Olur mu? Onu bu da oyundan veriyoruz. bu kadro bu şekillen de zor. Benim anlamadığım şu var abi. Tonla para veriyorsun. Orta sahaya adam alıyorsun. Tonla Portekiz'den. Ne? Adam yedek kulübesinde. Benim, Girince de bir şey değişmedi. Benim anlamadığım şu. Bu transferlerde etkili olan adamlar yani eski futbolcular abi, biri Samet, biri Feyyaz. Onların olduğu yerde nasıl yapılıyor bu işler? Onu anlamadım. Çok net. Samet'le Feyyaz'ı konuşması lazım kardeşim. Biz bunları aldık. Bizim zamanımızda alındı hani. Sen bunları kucağında bulsan tamam. Ama biz bunları aldık. Peki siz bunları alırken tamamen teknik direktör mü beğendi? Yoksa siz de etkili oldunuz mu? Sırf teknik direktörse teknik direktör yarın gidebilir. Siz kalacaksınız abi. Siz zaten eski Beşiktaşçısınız ve kalacaksınız. Teknik adamlar bugün var yarın yoklar. Tamam transferleri teknik adamların da payı olacak. Ama kulübünde payı olacak abi. Hatta kulüp başkanının da payı olacak. Kulakları çınlasın Faruk Şener'in dediği gibi. Hocam, ben de futbolcu alırım. Teknik direktör oynatır veya oynatmaz dedi. Aldığı adam kim biliyor musun? Popescu. He, tabii canım. Teknik adamı bizde yararlı olmaz demişti. Bak ne kadar net şeyler söylüyorum. Ya hani artık bize olmaz dedi. Avrupa Kupası'nı aldın Popescu'nun sayesinde. Takıma verdiği etkiyle. Hocam bak. Şuraya kalkıyorum Tolga. 12 maç yapmış Süper Lig'de. Artık karar mı yani? 12 maç. Evet. Fikir verebilir. Kesin. Dört galibiyetim var. Şunların hepsine varım. Kurmadığın takım, yeni ülke, yeni takım, bilmediğinlik hepsine varım bunların. Ama 12 maçta 5 mağlubiyet şu takım olmamalı ya. Hocam ben 5 mağlubiyete de varım. Ha bu oyun olmamalı daha fazla. Diyeceksin. Ama hangi oyunda? Bu oyun olmamalı. Bana öyle oyun oynarsın ki ya şahsi Şanssız olursun. Şahsi hata yaparsın. Ama bir iskeletin olur. 12 maçta Beşiktaş'ın iskeleti yok. Hocam yani 12 maçta Beşiktaş'ın ha bak Beşiktaş böyle oynamaya başladığı göremiyorum. Beşiktaş, Beşiktaş şöyle yaptı? oynamaya başladı. Santotla. Beşiktaş bunları yapmaya başladı. Beşiktaş kanat hücumlarını iyi yapıyor. Beşiktaş defansla iyi yapıyor. Hücuma çabuk çıkıyor. Yani bin tane şey var. Niye binini bırak? 10 tane. 10 tane'den 6 tanesini yapman lazım. Beş Beşiktaş Santos'a ne yapıyor bence? Topu rakibe bırakıyor. Kontrollü oynamaya çalışıyor. Bugün işte gördük ilk yarıda. Şimdi yine bakarız yüzdelere. Yüzde yetmiş'e yüzde otuz neredeyse Hı -hı, topu rakibe bıraktığın zaman, bir de bak psikolojik olarak yorulursun. Fizik olarak da yorulursun. Rakip toplan oynadığın zaman sen ezilirsin psikolojik olarak ezilirsin. Başakşehir aman aman top oynamadı ha. Yok canım. Yani sen kıpkırmızı diyorsun ama hani millet seyretmeyenler maçı ya Başakşehir amma oynamış kesinlikle, değil ha. Kesinlikle, değil. kesinlikle Şehir değil. Başakşehir yan top, orta top, yan top, bilmem ne top, o top, bu top. Yani Başakşehir de iyi oynamadı. Ama ama beşi şeyin Başakşehir'in bir şekli vardı sahada Ender. Ya Başakşehir dedi ki ben böyle oynuyorum. Onu gördük. Ben böyle oynuyorum arkadaş. Evet. Yersen. Ya o öyle oynarken senin lehine oynadı ya Beşiktaş. Ya Başakşehir senin oynayabileceğin bir oyunda senin lehine oynadı. Sen biraz dikkatli oynasan Başakşehir'i bugün duvar ederdin. Sen bugün kazanırdın da ama tesadüfen. iki top direkten dönmese maç 3-0 olacak. E oynadın mı olacak? Hayır. Vallahi 12 maçta 11 biraz... Beşiktaş'a bir tek kupa kalıyor. Oyunland, bu oyunlar, bu oyunlar kupa da zor bilmiyorum. Şansların çok yaver gitmesi lazım. Ben, Beşiktaş yönetiminin daha çok ben Feyyaz'la Samet'e sorarım bu işleri hocam. E yani tabii. Bir tanesi futbolun başındaki profesyonel, diğeri de yönetici. Size sorarım. Zaten sonunda ikisi verecekler şeyi. Faturayı. Sonra fatura gelecek hocam. Ne yaptın? Abi. Ne yedin? Yemek yince geliyor fatura. Kabaklı olma. İşte. Adana kebap. Içli hocam köfte. yok burada şey portakallı e, Pekin ördeği var. Burada <laughs> pahalı şeyler var hocam. İşte. Michelin yıldızlı. O 20 e tamam, da sürü milyon abi. euro verdin. Pekin ördeği şeyde oturuyor. Ördek gibi yedek kulübesinde oturuyor. Pekin ördeğini sen yedek kulübesi için mi aldın? Pekin ördeğini. <laughs> Orada oturuyor. Üzeri soslu. Yap çıkar sahaya sosunu görelim hani. Veya tozunu görelim. Sosunu boş ver. Emirhan var işte hocam. Seni yıkıyor altyapından yetişen Emirhan İlkan. Bir puan Avrupa yolunda bizim için önemli ama 3 puan almak isterdik. O kadar insanın içinde gol atacağımı hissettim. Gol atmak güzel bir duygu. Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim. Arkadaşlarım golümü kutladı, ben de onlara eşlik ettim demiş Emirhan İlkan. Aşağı yukarı bir 15 dakika kadar oynadı ve gerçekten fark yarattı. <laughs> Jonas Simon erken bir gol attık. Sonrasında Başakşehir'in topa sahip olduğu anlar oldu. la hmm, hep sahiplerdi ne anlar? Yani, anlar. Mücadeleyi bırakmadık, oyunu kontrol altında tuttuk. Son dakika duran toptan yediğimiz gol Oyunu kontrol gol, altında bizi mı tutmuşlar? Oyunu kontrol altında tutan Başakşehir. Beşiktaş değil ki. Yani kalemizde çok tehlike yaşamadık falan diyebilir belki ama. Yok. Kalede belki çok fazla yaşamadılar ama. Ya ceza alanında ben hep Başakşehir'i gördüm. Kaç sefer girmiş Başakşehir ceza alanına var mı arkadaşlar? Bir getirin ya. Beşiktaş kaç girmiş? Şey kaç girmiş ceza alanına? Veriyor şimdi. Hocam bugün yüzde otuz ya topa sahip olma. Hiç bir kere bir kere bakayım bir iki üç kere yüzde elliyi geçmiş Beşiktaş. E, ee, 21 kez Başakşehir topa sahip olmuş. Şey ama nereden çıkıyor ya buradan bakarken ceza rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 21 Başakşehir 14 Beşiktaş. Biri 19 şut atmış, biri 6 şut atmış, biri isabeti 4-2. Biri şut 14. Şut pası hikaye. Rakip ceza alanında benzer sanki daha fazla gibi geldi bana. Başakşehir mi? Başakşehir. Sanki daha fazla Ama gibi. Ama ilk yeri düşüktü. ikinci yarı yükseldi bu rakam. Hocam 21'e 14 ya. Beşiktaş'ın daha çok fırın ekmek yemesi lazım hocam. Valla bak diyorum ki topa sahip olmuyorsun. Gördüm. 12 maçta 4 kez. 3 mü 4 mü? %50'nin üzerinde yani rakibinden daha fazla topa sahip olmuş sadece. Diğer maçlarda hep top rakipte kalmış. Bugün 30'a 70. 30'a 70 demek ki aman 1-0 olsun benim olsun demişsin. E o da olmamış ama ya. Ama abi böyle kapıs futbol oynanır mı ya? Sen nasıl seyirciyi sahaya çekeceksin abi? Bu futbolla seyirci sana gelmez abi Beşiktaş seyircisi. Ben Beşiktaş seyircisi olsam gitmem bu topa. Eee gideyim abi? Tesadüfen gol atacağım. Bir iki kişi oynayacaklar. Bir takım oyunu falan yok abi. Hiç takım oyunu oynadığını gördün mü? 12. maçı izledik. Yok. 12. maç değil mi? 12. Bir takım oyunu var mı? Yok. Kupalar da var. Eş ee? 3 mü? Kupa ee, var. Bunun da hesabını 15. Beş maç. adam teknik adam abi. 10 maçtan sonra ben görmeliyim abi. 10 maç. 15 maç, maç şey. oldu. Kaç? 15. Ee? Yok abi. Bana hatırlat ya. Şu maçta Beşiktaş müthiş oynadı, aklımızda kaldı diyeceğim maç var mı? Vallahi yesu Ersin Ersin bu arada Mert sakatlandı ama ciddi olmadığını düşünüyorlar arkadaşlarımız konuştu, ee, bir darbe almış, yarın bir kontrolü var ee, göğüs kafesinden. Ee, ama o hava topuna çıkarken mi oldu? Şey mi geldi? Herhalde orada oldu gibi mi Yani geldi. ciddi olmadığını öngörüyor doktorları. Bakacağız. Yenisi geliyor dedin. Yeson Fernandez. Bugün iyi oynadık. Takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada. Her şeyi denedik. 2-3'ü bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle beraber kaldık. Üzgünüz. Bu kafayı yemiş. Bu kafayı yemiş. Ha alırdınız ya iki tane top direkten dönme alırdınız da. Top mu oynadınız abi? Kafa yemiş ha. Her şeyi denedik diyor bir de yani. Ben hiç görmedim. He, anlamadım Sen gördün mü? Yok. Allah kafayı yemiş bu. Eğer bu futbolcu bunu diyorsa. Demek ki Beşiktaş yanmış. Fernandes adam bunu söyleyebiliyorsa maçtan sonra Beşiktaş yanmış. Her şeyi denedik. Ben görmedim. Sen gördün mü bilmiyorum belki. Ben de yanlış görmüş olabilir. Topu yüzde yetmiş rakibe bırakmış. Rakibin yarısı kadar şut atmış. Her şeyi yapmış. Her şeyi denemiş oluyorsun. <laughs> Mahkum olmuşsun. Her şeyi denemiş. Bilmiyorum. Beşiktaş takımı bu şekilde olmaz. Yönetim bilir tabii. Daha çok da Feyyaz'dan Samet bilir hocam. Net söylüyorum. Yönetimdeki arkadaşlar Feyyaz'dan Samet kadar bilemezler. Kusura bakma. İşte o transferleri Feya, Kim Samet yaptı, Hoca ve Feyyaz Hoca mı yaptı? Sence? Hocam o parayı veriyorsam o adam yedek kulübesinde oturmamalı ya. Ya ben o paraları veriyorsam o adam oynamalı abi. Ben diyorum Hocam, ki, benim delirdiğim olay yıllarca bu, bu ya. Oyuncuyu, o zaman niye alıyorsunuz abi o parayı? Muçi ile şeyi e, El Musrati'yi onlar mı aldı? Muçi'ye bir şey demem. O var mıydı bugün? Oynadın mı Muçi? Oynadı da o da kadroda bir... var mı? Be işte yani var mı? Hiç yokları oynadı. Aa ben aa oynuyormuş herhalde bakayım oynuyormuş ya doğru var hiç yok. Nasıl oluyor onu da anlamıyorum yani. Spiker anlatırken ben hiç duymadım adını. Sen duydun mu? Yok. Bir ara oynuyor mu dedik ya. Bence vardı? Ben, bence vardı. bence Spiker büyük ihtimalle bu çocuğa gıcık bu çocuğa gıcık. Bunun ismini ağzına almak istemedi. <laughs> Söylemek istemedi. Hocam, Çocukta kabahat yok. Spiker'de bir at niyet var hocam. Hocam bak alınan oyuncular. Beşiktaş'ın devre arasında aldığı oyuncular. Muçi 7 maçta 2 gol atmış. Asisti yok. El Musrati 5 maç oynamış. Hiçbir şey yok. Svensson 5 maç oynamış. Worl 3 maç oynamış. Şu anda ikinci yarıda kaç maç oynadı Beşiktaş? 31. hafta bitti 11 13 18 13 buradan 3, 2 de kupa var 15 maç bu kadarında oynamışlar ama sonradan gelen de var 10 maç diyelim o devam eden haftalarda geldiler çünkü 10 maçın yarısını kaçıran var 3'te birini oynayan var 270 dakika kalan var muç yani en fazla şans alan isim oldu o da iki gollük bir katkı yaptı. Bunlar Beşiktaş'ın devre arası transferleri hocam. Beşiktaş sağ bek alıyor. Svensson'u aldılar. Sağ bek alıyor. Seneye yabancı sayısı düşüyor. Onu da verecekler herhalde seneye. E Worl geldi. Necip oynuyor. Necip oynuyor derken yanlış anlaşılır mısın? E, gayet oynuyor yani. Ona, ona da bir şey demiyoruz hani. Ama işte yeni oyuncu alıp Necip oynuyorsa nasıl oluyor diyoruz haftayımda konuştuğumu söylerim. Evet. Necip Beşiktaş kadrosunda olsun. Ama Beşik... Necip ilk 11'deyse pardon derim. Beşiktaş'ta. İyi çocuk, hoş çocuk kalsın. Kadroda olsun ne de kulübesinde. Lazım olduğu zaman girsin. Ama Necip ilk 11'de sahaya çıkıyorsa Beşiktaş kadroyu tam kıramamıştır hocam. Zaten hep öyle oynuyor. E en çok oynayan da sezonda hep evet. Necip oluyor. İşte ondan da Beşiktaş bir alt olmuyor. Necip'ten değil ama olay yani bir alt olmaması. Tabii ki. Başka canım, bir Necip şeyden bahsediyorum. Bence inanılmaz Beşiktaş'ın e, en değerli oyuncusu. Bence. Olması gereken adam. Evet. Ama yedek kulübesi. Çağdaş oca. E, evet. Çağdaş Hoca diyor ki bugün topa sahip olacağımızı biliyorduk. Biliyorduk diyor yani çünkü bırakıyor Beşiktaş topu. Ona göre rakip seçtik hazırlık maçlarında ona göre çalıştık. Ama bu kadar derinde beklemiyorduk. Tuzla'yla falan oynadı. Hazırlık maçı oynadı Beşiktaş. Şey, Başakşehir. Bu kadar derinde beklemiyorduk dedi. Yani bu kadar yaslanacaklarını beklemiyorduk diyor. <laughs> İlk 15 dakika rakibin bizim sahada topa dokunduğunu düşünmüyorum. Rakip de çok hareket etmeden bekleyince topu tamamen bize bırakınca topun hızı yavaş kaldı diyor bak. Devamı geliyor şimdi. Mecburi yan pas yaptık diyecek. Maçı kaybetsek çok üzülürdüm. Beraberle sevinmedim. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı. O noktada da çok bir şer koyacağım ama... Bundan sonraki maçlarında Beşiktaş'a başarılar dilerim demiş. Fernandes'i anlayamadım. Hala oradayım. Jetson'u değil mi? Hala oradayım. Hocam bilmiyorum ki yani. Demek ki ya yani. ruh hali çocuğun öyle yani. Ya... Topu oynarken başka yerlerde de daldım aldım. Neden olabilir biliyor musun? Bir tek o orta sahada koşan, e, mücadele eden oyun. O yorulmuştur. Çok da mücadele etti. Kendinden hareketle çok mücadele ettik. Bugün çok e, şey yaptık falan diye düşünüyor çocuk. Ne yapsın belki de. Akşam seyrederse veya yarın sabah. Bütünü anlattık. görürse, bütün de görürse Bu anlattıklarına der merak ediyorum. Bugün iyi Baksana bugün iyi oynadık. Takım halinde oynadık. Aylık, aylık. Aylık. Her şeyi denedik. Hocam, bu çocuk şu maçı banttan bir seyretsin. Bizim çocuklar yarın bir daha sorsunlar Fernandes'e. Dün akşamki fikrin devam ediyor mu diye. Yoksa dün rüyada mıydın diye sorsunlar. Vay ne şey ya. Hocam, bir oyuncu bunu diyorsa bu takım düzelmez. İşin kötü tarafı o. Ve bu takımın yani en iyi oyuncularından oyuncu, biri bir oyuncu bu. bunu söylüyorsa bu takımdan fazla bir şey bekleme sen. <laughs> bu takım o zaman ölmüş. Ağlayan yok yani bir futbolcusu ki en etkili olabilecek bir futbolcu bunu söylüyorsa demek işi zor abi Beşiktaş'ın. Hocam bak ilginç bir not var. Beşiktaş bugün kaç mağlubiyeti var biliyor musun? Beşiktaş'ın. 12. 12. Peki ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. 15. Hatay ve 16. Tümosan Konya Sporu'nda Hatay'ın ve Konya'nın da 12'şer mağlubiyeti var hocam düşme potasındaki. Yani Beşiktaş'la düşme potasındaki iki takımın mağlubiyet sayıları aynı. Kayseri'nin 12. Yani Ankara gücü daha az yenilmiş mesela. 14. sıradaki. Ya da ne bileyim siyah beyazlar bunu alışırlarsa işin tehlikesi o hocam. Bunu alışırlarsa Allah muhafaza. Yok yani Beşiktaş mutlaka toparlar da ama doğru doğru teşhisi doğru koymak lazım. Teşhisi doğru koymak lazım. Doğru hamleler yapmak lazım. Şimdi para harcanıyor. Ciddi bir para harcandı devre arasında. hocam, hocam. şunu söyleyeyim mi? Hoca Samet, Feyyaz bir oturacaklar. Bayağı bir, bir yemek yiyecek hocam. Uzak bir yerde ama böyle kimse olmayacak. Uzun bir yemek olmadı Tabii o. Tabii garson marson gelmeyecek masaya. Hocam İki o İsa'nın son yemeği gibi olmasın şey hoca için. Bilmem. <laughs> yani saatlerce bir konuşacaklar. <laughs> ama her şeyi konuşacaklar hoca. Bu işi yapamayacaksan öpüşürüz falan diyecekler. Biz yolumuza bakalım diyecekler. Diyecekler onu söyleyeyim. Hocam ya. Takımın en golcü isimlerinden biri stoper. Çıkarıyorsun. Semih'i çıkarıyorsun. Niye çıkarıyorsun? Çocuk yorulmadı ki. Niye çıkarıyorsun ya? Gerçi seni, 80 kaçtı? Seni 89 seni rakip sahaya taşıyacak tek adam. Topu ona verirsen o senin defansını bir iki dakika, bir buçuk dakika dinlendirecek. Ben uzak tut artık. Yani evet. Son yani ona topu verirsen ben derim ki artık son 5 dakika var. Semih'i koyarım. Derim ki her topu Semih'le oynayın. Semih çünkü kalçayı koyar, omuzunu koyar. Foul yaptırır, yanına gidersin, alırsın, verirsin. Rakibi sinirlendirir, topu orada tutarsın. Adamı alıyorsun. Cenk'i alıyorsun, ötekini alıyorsun. Cenk falan gitmiyor abi. Cenk seneye Beşiktaş'ta olmaz. Abu Bakar olmaz. Olmaz arkadaş. Artık bunları şey yapın ya. Bunlar halledir abi. Bu gidişte kupa da olmaz. Bu gidişte kupa da olmaz. Eğer orada çok daha farklı bir yani performans olursa büyük şans olur. Ankara Gücü maçları var hocam. Şimdi ee, ben şimdi ben Trabzon'a bakıyorum o. 24'ünde. Uzun boylu santraforu falan oynarsa ki onu açıyor mu diyorsun? He? O zaman Onun da şeyi var sıkıntısı, sakatlığı var. O ne zaman oynayacakmış belli mi onun şeyi? Onun daha var herhalde bir, ama bir detay daha bir bakmak lazım ona da. Trezeguet falan çok formda. Ya orada orada bir şekil oldu mu ya? Yani? Bardi bir şeyler yapıyor şimdi. Biraz daha yani bir derlenip toparlanmaya başladı. Santos bakalım ne diyor. Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama Uzatmalarda topu rakip yer alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Niye, evet. niye bitiremedin? Görece çok kısa bir oyuncudan bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah biz konuşuyoruz. Şimdi ne bileyim ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi ara var. İyi kamp yaptık dedi, Revi, tabi, takımı revize ettik, her şeyi sil baştan yaptık falan diyorlardı. Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik. Topun kalene gelmesini engellemen için topu en uzakta tutacaksın. Çünkü topu uzakta tutarsan gelene kadar rakip hata yapacak. Sen de ama sen ceza alanına yakın oynarsan, Yapacağın bir hatayla topu kalende görürsün. Ya uzakta oynayacaksın. Ona göre sahaya adam alacaksın. Ona göre bir plan yapmış olacaksın. Hemen bir şey yapacaksın orada değiştireceksin. Artık 5 dakika kala oynayacaksın. Bir dakika kalmış. Maç bitiyor. Beşiktaş artık o skoru koruyamıyor mu? CSA olanın içinde adam adamı alacaksın. Omuzunu koyacaksın. Ya vurdurmayacaksın ya. Hocam yani işte... Yanında kimse yok biliyor musun? Boran çocuğun yapayım? yanında kimse yok. O 6 dakika bastı. değil 6-16 dakika atamaz. Ayağını 1-2 bastı ondan yükseldi çocuk. Ayağını 1-2 bastı yükseldi. Bastırma 1-2. Yanına git abi. Zaten bir kişi korner atıyor. E, sen fazlasın. Her adamı diksen ya. birinin yanına zıplattırmazsın. Hocam bir şey söyleyeceğim. Aynı lafı bir maçtan sonra daha söyledi Santos. Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu. Yüzde yetmiş bu arada. Topla e, ama planımız böyle değildi diyor. Aynısını bir kere daha söyledi. O gün de yine yüzde altmış üç altmış rakibin topa sahip olması. Biz böyle kurgulamamıştık dedi. E nasıl oluyor o zaman? Topla iyi kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklandı. Fakat olmadı bunu başaramadık. Ya orta saha oyuncun yok, geri gelmeyen, ileride hücumcu gibi gözüken oyuncularla oynuyorsun. Konuştuk devre arasında. Yani ben anlamadım. Fazla hücumcu olunca fazla mı gol atacaksın? Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıktık diyor. Hocam bak orta tamam sahayı da, verdin. Tamam da. Çok fazla hücumcu olunca şeye benziyor bu. Çok fazla 80 çok çocuk Ah ya. Değil <laughs> ya değil ya. Benzetme güzel. Güzel. Yani çok güzel fazla be. seks yapınca çocuk çok mu olacak? <laughs> Zamanında yapacaksın ucumu. Zamanında yapacaksın defası. Yoksa çok fazla çıkıp da işte çok çocuk yaparsan golü yersin. Ya olmaz mı öyle bir mantık ya olur mu? Bunu haftayım da, da konuştuğumuz ya 4-2-4, 4-3-3 hepsi hikaye abi. Öyle. Seni çıktığına bak, oyununa bak, yaptığına bak yani. Atomu parçalamıyorsun ki abi ya. Orta sahaya ne vermişsin bir şey. Anlayamadım e, diyor. Başakşehir'e vermişsin orta sahayı. E nasıl yapacaksın abi? <laughs> Tesadüfen gol bulacaksın. İşte Gezal gol olsa tamam. Semih Vursa gol olsa tamam 3-0 olacaksın. Ama sen 3-0'lık top oynamadın ki. Hani Başakşehir'de aman aman bir top oynasa. Diyeceğim ki lan Başakşehir Beşiktaş'ı ezdi. Öyle bir maç Öyle yani. bir maç olmadı ya. Başakşehir diyor ki biz Beşiktaş'ın böyle oynayacağını diyor tahmin ediyorduk ama bu kadar oynayacağını tahmin etmiyorduk diyor bak teknik adamı. Biz defans yapacaklarını tahmin ediyorduk ama bu kadar da fazla aciz defans yapacaklarını tahmin etmiyorduk. E bu kadar geriye yaslanacaklarını düşünmedik Düşündük diyor. diyor. Bu kadar aciz oyuncaklarını, aciz oyuncaklarını düşünmedik, şaşırdık diyor. Kibarcasını Bizim oyunumuzu sonra. bozdu diyor. Kibarcasını söylemiş. Evet. Demiş. Bizim rakip teknik adam bizim oyunumuzu bozdu diyor. Çok çekilince biz beklemedik o kadar çekilmeyi. Hazırlıklı değildik. Ona göre rakiplerle oynadık diyor ama <laughs> bilseydim diyor. Tabii onu diyemiyor. Bilseydim böyle bir rakip arardım filan diyecek ha. Başakşehir teknik adamı. Yani te Beşiktaş teknik adamını böyle oynayacağını bilsem daha başka rakipler arardım. Aman ha kalemize gelmeyin kendi sahanızda oynayın derdim diyor rakip antrenman maçı diyor. Ya tam komedi ya, hocam. Kusura bakmasınlar abi. Kendi desek boş. Evet. Taşıklarlar. Bu iş böyle. Biraz ağır oluyor ama bu iş böyle. Vallahi. Ee, Aksini söyleyen varsa söyleyebilir yani. Hocam, hocam bilmem ne dersin tamam. Yapıldığına göre testi kırılmadan Böylesin yolu göstermek lazım. lazım. <laughs> Çünkü tamam bu sene için tek hedef kupa fakat gelecek sene tam anlamıyla bütün e, kategorilerde yarışın içinde olmak istiyorlarsa bence bugün bugün artık yarın değil bugün bu tarz oynarlarsa alınmalı. seneye 10. haftada işi bitirirler. 10. haftada. E bu sene zaten öyle oldu sen. Hocam ilk onu bir getirir misiniz? İlk onu İlk onu getirirler şimdi. Geldi. Hocam, ilk 10 takımın ilk ikisinin mağlubiyetlerine bak. Genişi al, genişi. Genişi versenize tekrar. 1-1-11-12-11-12-12-9 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ya. Hocam. 1-1 12 Ya. 1 12-9 1 1 10 Hocam şöyle söyleyeyim sana Ya bu takımlar seneye Beşiktaş 2-3 takviye de yapsa Bu kafayla Kesinlikle şampiyonla oynayamaz Galatasaray 69 gol Fenerbahçe 83 gol atmış Beşiktaş yarısı kadar gol atamamış 41 gol atmış ya Averajı 4 Galatasaray'ın 49 Fenerbahçe'nin 56 Ama tabi 30 puan fark var söylemek lazım bu yönetimi de çok fazla suçlayamam bazı konularda. Çünkü bu kadroyu kucaklarında buldular. Bir evvelki daha evvelki yönetimler getirdi bu Beşiktaş'ı buraya. Bu kadrolar esas kadroyu şişire şişire borçları ödüyorlar mı ödüyorlar. Yani bir evvelki yönetimin bir evvelki teknik adamların filan hediyesidir bu Beşiktaş. Biz şampiyonluk kadrosu kurduk diyorlardı. Kim? sezon başında öyle dedin diyordu. Bizim yayında da söylendi. Hangi yönetim? Bir önceki. Bir önceki yönetim. Al. Niye bırakıp kaçtınız? Niye bırakıp kaçtınız? Niye kongreye gittiniz? Teknik adamınızdan abi kardeştiniz. Beşiktaş'ın içine ettiniz. Affedersiniz. Affedersiniz. Niye kaçtınız ya? İşte eseriniz. Şimdi bunlar toparlamaya kalkıyorlar. Sizin yaptıklarınızı temizlemeye kalkıyorlar. E bunların da dikkatli olması lazım. Kolay temizlenmeyecek çünkü bırakıp kaçtılar. Parayı bulu da aldılar, maldılar, her şeyi yaptılar Kendi gittiler. Kendi verdiklerini aldılar ama canım. Dışarıdan bir şey almadılar yani. Kendi verdiğini aldılar. Niye verdiler ama. daha içerideki paranın bir kısmı verilmeyecekti bankaya. Niye verdiler ya? He, Yönetime bırak. Neden, bu yönetim harcası. Neden tamam? Niye, niye, yani. niye veriyorlar biliyor musun? Yeni yönetim para bulamasın. Yeni yönetim para bulamasın da bir şey yapamasın. Rezil olsun yapıyorlar. Öyle yok öyle hikaye. Senin yandaş bazıları, kendi yandaşlarınızın bazıları bunları konuşmazlar da ben içeriği bildiğim için konuşuyorum. ya orada da hakları var. Biz parayı götürelim her şey bitsin bunlar bir şey bulamasınlar. Kasayı tam takır. Verme abi bankaya. Bunlar versin. Niye verdiniz? Yani şimdi eleştirirken de öyle yok. Bu eser bir ev belki yönetimin eseridir. Teknik adamın eseridir. Çok net. Abi kardeşin eseridir. Abi kardeş. Bu İş tarafında gelecek seneyi kurtarmak için ama şu andaki görüntüden sıyrılması şart. Çünkü, Çünkü iyi bu kafayla yani. gitmezler. Seneye de fazla bir şey olmazlar. Böyle giderlerse. Gene üçüncü dördüncü olurlar biraz daha iyi takım olabilir filan. Çünkü diğer ikisi çok farklı abi. Şuraya baksana ya. Şuraya baksana. Aradaki farka bak. Ya biz sezon başladığında kaçıncı haftaydı ya? 4 5'ti galiba. 20 puanı geçer diye konuşuyorduk. Al 30. 20 puanı geçer diyorduk. 30 oldu. Peki, e, şimdi az önce gördüğüm dikkatimi çekti. Abubakar, e, çok ismi etrafında şeyler var. Omar Koli, 6 gol attığı yerde. Abubakar'ın bütün kulvarlarda 8 golü var. Lig'de 5 golü var galiba. Hocam, alınması hataydı. Gene geçen yönetimin yaptığı kötü işlerden bir şey alınması hataydı alındı bunu parlatıp satmaya kalkıyorlar ama bunun parlayacak hali de yok abi yani boya atıyorsun parlamaz cila atıyorsun fırçayı mı değiştireceksin ne yapacağım bilmiyorum da yani parlatıp satacaksınız da mundar olmasın yani Beşiktaş beş 3 5 kuruş kalsın bir şekilde diye de oynatmak ve ee, yani biraz koymak gerekiyor pek alınacak hali de yok ya sen alır mısın bu adamı bu haliyle ya Mutlaka çıkar alıcı. Kulübe o. sokmak hataydı. O başka bir şey. E, i̇şin etik tarafını falan ya da kulüp Bunları değerlerini Bunları burada konuştuğumuzda Beşiktaş seyircisi bize küfür etti. E söyledik. He? Söyledik. Dün düz küfür etti bize Beşiktaş seyircisi. Nasıl konuşursunuz? Alın güle güle harcayın. Tepe tepe kullanın Beşiktaş seyircisi. Sizin olsun Abu Bakar. Yok öyle hikaye hocam unutmam ben. Bir kenara yazarım unutmam. Bir pozisyonlara bakalım sonra da düşme hattına bakacağız bugün hocam. Nihayetinde geldi artık. Geldik düşme hattına şöyle bir hepsini getiriyoruz. Yalnız bugün. Kalan maçları. Yalnız bugün ne maç be. Ben bir şey söyleyeyim Samsun, mi? Samsun, Pendik. Pendik'te bayağı pozisyon da buldu ha. Evet. Yani ikinci yarıda falan baktım etkili geldiler. Bu maç. Samsun için esasında çok fırsattı bu da. Bu maç diğer takımların işine yaradı. Düşme hattındaki evet. takımların. Samsun burada kurtarabilir Ankara gücünün falan çok işine tabii. yaradı. Tabii tabii. Hatay, Ankara gücü, Konya, hepsinin içinde. Hepsinin Şimdi pozu ona bakacağız şimdi bak ne oluyor, ne gidiyor, ee, kim kalır, kim gider, güzel bir şey yapacağız. İşte hemen pozisyonlara bakalım, çok fazla değil zaten. Zorbay, küçük Bülent birinci Oğlu ikilisi içinde. Aman aman zorlayıcı bir maç değil daha açıkçası. Gelsin bakalım pozisyonlar 6 dakikada. Abu Bakar penaltı beklemiş. Ee, şu pozisyonda. Ama niye beklemiş dersen. Kemenle ikili mücadelesi. Bir sol ayağına darbe var mı hocam? Şuradan bakalım. Geç. Bence de gayet geçemde. ...Abu Bakar ayağını yere koyuyor... Kıl ...ondan sonra da dönüyor... ...kıl dönmüş kıl... ...bu güçsüzlük şeyi... Ya ...bu zavallı ağır iş. hocam... ...eskiden olsa bu kadar ağır hareket eder mi? ...bu miyim? zavallı iş zavallı... ...bir futbolcu için zavallı görüntü bu... ...geç... ...geçtik bir sonraki pozisyon gelsin... ...gol geldi burada... O Semih tık diye o arkaya doğru bırakınca Koli kale sahası altı pas içinde bırakıvermiş. Bak Semih o kadar akıllı ki top ortalanmadan evvel topu daha sürerken arkadaşı topu sürdü. Topu arkadaşı önüne attı. Vuracak ortayı ne zaman yapacağı belli. Döndü baktı. Arkaya baktı. Arkadaşı vuracak. Döndü baktı. Orayı gördü. Bir defa attı bir metre kafayı vuruverdi. Topun nereye geleceği belli değil daha. Ama acaba gelirse diye baktı arkaya rakip önde. Bir adım attı. Bir buçuk adım attı. Topu çeviriverdi. Arkayı gördü ama burada bak. Çevre kontrolü görüyor. önemli bu işte. bak Topa vurmadan bak bakıyor. Arkadaşı topa vurmadan bana gelir mi acaba gelirse ne yaparım'a bakıyor hocam. Zaten böyle iyi futbolcu olunuyor. Ya. Peki güzel bir goldü Beşiktaş açısından devam ediyoruz. Bir burada 34. dakika. Ne var burada? Burada Başakşehir ben beklemiş. Zainutdinov. Neyi peralsi ya? Serdar bak şu hocam, şunu e, gördüm. Ya geç demiş. ya. Geç dedi hoca. Bırakıyor mu Turunculu oyuncu kendisini? Ya geç ya. Geçtik. Bana sorsan o kadar çok geç diyeceğim var ki yani Türk futbolunda. Geç 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 diyeceğim de diyemiyorum. Şimdi şu pozisyonda sarı kart geliyor. Şu olur mu? Olmaz. Değil mi? Olmaz. 35. dakika Başakşehir için. Kim olur? Olmaz. Davitso mu? Böyle bir sarı kart olmaz. Soruyorum hakeme. Soruyorum hakem arkadaşa. Aynı pozisyonu aynı futbolcu bir daha yaparsa kırmızı verebilecek misin? Akşam baksın. Aynı pozisyonda kavun oyuncu ikinci harekete yapsa aynı pozisyonu kırmızıyla atacaksın. İşte böyle hakem olunuyor veya olunmuyor bak. Bu sinekten yağ çıkaracaksın. Önemli bir maç bu. Üçüncü olabilir mi oluyor Hocam Ver aşağı mi? yukarı 20-25 metrede ve diğer tarafa bakarken son anda o tarafa verme dönüyor. Abi, verme. Pozisyonu tam da süzemiyor. Hocam pozisyonu pozisyonu süzemiyorsan. Vermekle daha da hatalısın. Tabii tabii, sıkıntı orada zaten. Görmediğin süzemedin pozisyonu verme. Dersin ki süzemedim. İşte en tehlikeli o. Süzemedim kardeşim. Göremedim arkadaşlar. Görmediğin pozisyonu hiç verme. Görecek adamlar var yukarıda. Doğru. Peki bir sonraki pozisyon? Hı. Hmm. Joseph sarı gördü burada. Doğru mu ve yeterli mi? Kartın rengi değişebilir mi? Yavaş oynatma bir bana. Şimdi diğer açıları da geliyor hocam. Oynatın, oynatın. Oynatın yakından bir bakayım. Ben gördüm de bir daha bakayım. Yavaş oynat, yavaş. Geri gel. Evet. Yavaş oynat. Ah seyirci görse. Hocam. Sarı kart yerinde. Sarı kart yerinde. Taban gitmiyor bak. Başta da gördüm. İki ayağı kırık gidiyor. Böyle gidiyor. Hı hı. Şöyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Gelişi biraz sert ama. Şöyle geliyor. Havadan uçarak geldiği gelmesi, için sıkıntı Uçsun. Benim için sıkıntı. önemli değil. Böyle gelse kırmızı. Şöyle. Böyle geliyor. Sert geliyor. Sarı kart yerinde bir karar hocam. Tamam hocam. Ben valla direkten döndü diye görüyorum. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Ah görüntü diyorum ya. Şimdi bu sarı. Doğru. Bu sarı. Diğeri nasıl sarı o zaman? Diğeri nasıl sarı? O sarıysa bu kırmızı olmalı. O sarıysa bu kırmızı. Bravo. Bak ne güzel çözüyoruz. O sarıysa. Bu kırmızı. Hayır. Bu doğru. Bu sarı doğru. O sarı değil. Ya bak bunu yan yana koyduğun zaman hakem eğitimini böyle yapacaksın abi. Hakem eğitimini böyle yapacaksın. Alacaksın eline sopayı. Hakemleri alacaksın. Bizim hakemleri tabi anlarlarsa. Çünkü bir yabancı hakem geçen sene öyle dediğini biliyorum. Çok net. İngilizce arkadaşına diyor ki biz konuşuyoruz ama bunlar anlamıyor diyor. Sen de duymuşsundur be ender. Ne dersin? Senin de duyduğunu zannediyorum. O zannet diyor ki oradaki birisi İngilizce bilmiyor. Ya diyor biz bunları anlatıyoruz ama diyor bunlar anlamıyorlar hoca diyor. Gül gül. Aha, gül gül. ağlanacak halimize gülüyoruz da. Yani biz anlatıyoruz ama diyor bunlar anlamıyor hoca diyor. Şimdi bak Getireceksin görüntüyü seminerde. İ i̇sim önemli değil ya. Tabii ki, bu de. diyorlar ki sonra ya işte seminerde bizi rezil ediyorsunuz. Hayır ya. Bu bir eğitim. Bu bir eğitim. Tabii. Getireceksin. Bak kardeşim. Burada bak aynı hakem ama. Ha. Ayrı hakem değil. Ayrı hakem olsa derim ki ya ha... futbol görüşü bak. Aynı hakem. Bak arkadaş. Burada sarı verdin değil mi? Hakem diyecek ki evet. Peki getireceksin ikinci pozisyonu. E burada da sarı verdi. Evet. Buradaki neden sarı? Buradaki neden sarı? Bu sarıyı veriyorsan bu kırmızı olur. Buna sarı veriyorsan bu sarı olmaz. Gözüne sokacaksın bunların. Eğitim mi? Eğitim öyle verilir hocam. Anlatacaksın. Gelişi şekli, ayağı şekli, ayak nasıl yatıyor? Topçu cin gibi hocam. Topçu onu milyon kere yapmış. Tabii. Sen topçunun yaptığını yok sayıyorsun. Hakemim diyorsun. Ne hakemi sen? O topçu o nereden geçmiş o? Feleğin çemberinden. O cin gibi onlar. O biliyor. O biliyor. Futbolcular sarı kartı kırmızı kartı bizim hakemlerden daha iyi biliyor. Net e farkındalar da. Eğitim öyle vereceksin hocam. Ekranı böleceksin. Kardeşi çağıracaksın bunu. Gel buraya. Sakın ha ters anlamayın diyeceksin. Arkadaşlar bunun eğitim bu. Çünkü bu eğitimi verirken neden olduğunu söyleyeceksin oradan bak. Bir şey neden? Bir şey olmasın. Şimdi Biz burada konuşurken bir şey olması çok kolay. Ya Ender ya bu böyle olmasın. Ya tamam olmasın da peki nasıl olsun lan? Erman nasıl Yol olsun? Yol göstereceksin. Evet Yo, abi. Çözüm. Kolay. Ya Ender bu ıı, ağır abi, Ender, böyle olur mu ya? Bu, bu olmaz böyle olmasın. Peki lan Erman nasıl olsun anlatsana. Nasıl olacağını anlat bana. Nasıl olacağını bana anlatırsan neden olmayacağını ben daha iyi anlarım. Hocam hakem eğitimi kolay bir eğitim değil. Ama o kadar çok örnek var ki ellerinde hele Türkiye'de var ya hakem eğitimi çok kolay. Aslında kolay da. Çünkü kolay, Türkiye'de kolayı zor yapıyoruz çok enteresan zaten. görüntüler var çok kolay aslında Türkiye'de eğitim berbek hakeme. şimdi bu Hilmi Ok veriyordu niye Hilmi ok top oynamış Galatasaray'da orada burada niye oradan gelmiş adam Hilmi Ok anlatırken böyle dinliyorsun çünkü başkası anlatırken ben dinlemiyorum dinlemiyordum çünkü bilmiyor bakıyorum adam anlatıyor bana ya adam bilmiyor eski hakem bilmiyor ama Hilmi Ok biliyor. Doğan Babacan biliyor. O da oynamış. Ama diğerleri mi? Hoca. Avrupa Kupası finaliyle Şampiyonlar Ligi finalini oynatan hakem. Polanyalı gidiyorsun. Polanyalı hakem. Hakemlere kızdığı için hakem olmuş. Futbolcu. Mançiye. Üst düzey futbolcu. Çıldırmış bizim gibi hakemlere. Benim gibi hakem olmuş. Herif nasıl maçı idare ediyor? Fındık fıstık. Evet. <laughs> Böyle yapıyor. Rır, rır, bitti. Bitti. Niye biliyor musun? Topçu diyor ki lan bu topu biliyor diyor. Topçu diyor ki bu top biliyor. Art niyetliyse başka. Ama hata mı? Yapacak tabii. Hayır, hiç Ama canım. biliyor ki lan iyi niyetler yapıyor da topu biliyor diyor abi. Topu bilmeyen adamdan hakem olmaz. Sen profesörü getiriyorsun. İlkokul mezununa idare ettiriyorsun profesörü ya. Lan herif futbolun profesörü olmuş. Üniversite mezunu. Süperlikte oynayan oyuncular üniversite mezunu yani. Futbolun üniversite mezunu evet. Senin hakemlerin ilkokul mezunu Konuşmalarını duyuyorsunuz Var avar rezil oldu. Şey anlamında futbol, bilgisi, futbol anlamında bilgisi anlamında söylüyoruz Futbol bilgisi anlamında Ya ilk ya ortaokul mezunu yok İlkokul mezunu Eee lise hiç yok O üniversiteye gelmiş Çünkü dikkat et topçular hemen biliyorlar ya Bak dikkat et topçular hemen itiraz ediyor O cin gibiler abi ya topçu milleti Niye? Topçu o pozisyonları antrenmanda 20, hayatında 2 milyon 800 bin falan yapmış. Tabii. Bunu söylüyoruz da bunların basınlamasında adamları var, yardakçıları var bunların. Bunlara haber veriyorlar, bunlara yalakalık yapıyorlar. Yöneticilerde var bu işleri çomaklayanlar. Yöneticilerin hakemleri var. <laughs> filan filan Türkiye'de. Allah Allah var mı ya? Bilmiyorum. Adana Demirspor Başkanı konuşmuş. Evet. Söyledikleri hepsi doğru. Ben biliyorum. Burada da söyledim Adana Demirspor Başkanı'nın söylediklerini. Burada söyledim. Telefon açıp WhatsApp grupları maçlara çıkmayın. Tabii tabi Bilmem ne neyi. Federasyon da biliyordu. O hakemlere sahip çıkıp çiçek verenler var. Onlar hala başkanlar. Ama Adana Demirspor Başkanı gitti o kadar parayı verdikten sonra. Ee, Yedirmezler başkan. İlla Allah etti. Yedirmezler. Yeter dedi ya. Yeter. <laughs> Şeyi getirsenize de attı gelsin bakalım. Çok güzel ya. Eğleniyorum abi. <laughs> Çok güzel. Düşma attına bakalım hocam. düşme attına. Düşme attına bakalım. Kaldı 7 hafta hocam ya. Şaka maka. Ya eskiden lig bitmesin derdik. Ya da böyle şey olduğu zaman ee, lig başlasını isterdik bir an önce. Şimdi de bir an önce bitsin istiyoruz. Öyle bir kaotik bir sezon evet oldu ya. ki. Bir an önce bitsin istiyoruz ya. Hocam bak. Gel hocam gel. Aa, şimdi bak. Sekiz uh, takım var hocam. Samsun kazansa almayacaktık listeye. Ama kazanamayınca listede duruyor. Diyeceksin ki diyeceksin ki hani orası 30 puan 3 maç var. Ama ne olur ne olmaz. Tuttuk yani. İstanbul Spor İstanbul hayırlı işler. 13 puan hocam ya. Tamam, yani biz 3 tane seçeceğiz. Tabii. Onu düşün tabii. Şimdi tabloya gelmeyince millet bakacak lan ne Şimdi oluyor? Şimdi burada 4 takım değil, 3 takım seçeceğiz. Burada Pendik 19. 19 18 17 16. Burası düşme hattındaki e, takımlar. İstanbul 20. 16, 15, 14, 13, 12. 12'den başlıyoruz. İstanbul dışındaki 8 takım var. Yani İstanbul Spor Camiası'nda lütfen kusura bakmasın. Mücadelelerine saygı duyuyoruz ama... Hocam, hocam. Matematik olarak haftaya da herhalde... Bir maç gözüme bir battı. Anam, 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 anam. Bir bakayım nereye diyorsun? Ligin son maçı hocam. Gaziantep Futbol Kon... Kulübü Pendik Spor Gaziantep Pendik var. Ö ee, var. Hocam son maç. Son maç hocam. Gaziantep Pendik Samsun kurtarmazsa Samsun Karagümrük var. Ama Samsun sanki biraz daha hocam bakıyorum şöyle bak. Samsun Beşiktaş, Kasımpaşa, Konya deplasmanları var. Beşiktaş Kasımpaşa Konya deplasmanı var. Adana Demir, Trabzon, Alanya, Karagümrük maçı var. 3 deplasmanı var. İçerideki maçlar Adana Demir, Trabzon, Alanya, Karagümrük, Samsun'un. Adana Demir'e geliyorum. İşte Kayseri'ye geliyorum. Adana Demir Pendik, Fenerbahçe deplasmanları var. İçeride Trabzon, Karagümrük, Gümrük-Konya-Sivas. Mesela Kayseri Konya maçı da hedef. Peki maç. sana bir şey söyleyeceğim Ender. Bak şimdi bak. Biraz da Şeytanı şeyini yapalım hocam. Hani kafaya şeytan girince. Sana mi hocam? bir şey soruyorum hocam. Harbi cevap vereceğim ama. Hmm. Vereceğine inanıyorum. Çok zor olmasın. 10 son puanlık maça geldik. Sorsun. Son maça geldik. Evet. Oldu ya. Ben şimdi buradan seçtim. Tamam. Şöyle baktım seçtim. Hocam son maç. Samsun Spor Kara İkisine de beraberlik yetiyor ne olur? Al gülüm, ver gülüm olur. Değil mi? Başka olur mu? Yok. Çok yaşadık. E ama yok. Hani sportmenliğe aykırı falan diyorsa. E olur hocam. Aa milli maçlarda oldu ya. Bir Dünya Kupasında oldu. Şey bir hangi maçtı ya? Bir galiba Avusturya Almanya. Çocuklar da aşağı yukarıdan Evet. Sufle verdi şimdi. Avusturya, Almanya olabilir. Hocam bak. Konya, Kasımpaşa deplasmanı var. İçeride Alanya, Sivas deplasmanı var. Fenerbahçe var. Samsun Hocam Partisi... burada Samsun biraz şey ya. Yani Samsun... Yukarıdaki sıra zaten daha ya, daha görece kolay sıra onlar. Yani, yani... yukardalar. 37 puan. 30... Bunlar 33, 31, 30, 30. Hocam 34. Ankara gücü de bak. 36 bile bence rahat. Bak 36 bile. Ama 34'ten sonrası sakat. Değil mi? Tabii. Ankara gücü de çok. Ankara gücünün Beşiktaş deplasmanı var. Rize deplasmanı var. Hatay deplasmanı var. Trabzon deplasmanı var. Bir de Pendik'le falan içeride. Bak şimdi Pendik içeride. Alanya içeride. Antep bu hafta mesela tam 6 puanlık maç. O da işte. 6 puanlık maç. Hatay İstanbul'la oynuyor. Antalya Başakşehir'le oynuyor. Antep, Ankara Gücü, Beşiktaş, Rize. Yani ben e, Ankara Gücü'nün de zor. Bak Konya'nın da Kasımpaşa'da deplasmanı zor maç. Kasımpaşa evet. iyi takım. Alanya Alanya formda Sivas deplasmanı ama bak Fenerbahçe var, Galatasaray var. Zor Konya, bayağı zor. Antep-Ankara gücü var hocam. Söyledik evet. orada. Kasımpaşa-Trabzon var orada da. Yalnız Trabzon'da düşme hattındakilerle ne kadar çok oynuyor ya. Hatay-Adana Demir-Kara pendik Gaziantep'in. Ankara gücü deplasmanı, Trabzon deplasmanı, Adana Demir deplasmanı, Pendik deplasmanı. Bak Gaziantep'in de hiç kolay değil. Bak öyle veya böyle Pendik 30 puanda tutundu bugün bir puan aldı. Alamasa veya 3 puan alsa 33 yapacak düşünebiliyor musun hoca? O da Galatasaray deplasmanı var hocam. Başakşehir Kayseri ile oynayacak. Kayseri hedef maçlardan biri. Antalya'ya gidiyor. Rize maçı çok zor. Ankara gücü pendik maçı. Uuuh. Sonra da Gaziantep. Hocam pendiğinde işi zor. İşte oralara gelir mi o iş? Bir de o var hocam. Yani oraya... Hocam Hocam 4 hafta sonra bu dörtlüyü kaldırırız bir dörtlü kalır. Gibi. En fazla 5 takım kalır. Ya 3 veya 4 hafta sonra 3 hafta sonra veya 4 tabii başlara bağlı. Dördünü kaldırırız dördü kalır. Karagümrük'te hem Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'la oynuyor. Samsun'la da oynuyor. Karagümrük'ün de işi kolay değil. 4 hafta sonra. Valla bu alt sıradaki takımların şu alttaki 4 takımında bir de Ankara gücünün de çok şey değil. Yani bunların çok zor fixtürü. Hocam. Tabii Ankara gücü 4 teplasman. Alttaki takımların da fixtürü bir hayli zor. Yani bilemedim. Sanki böyle o alttaki ya böyle 2-3 tane ekstra galibiyet alacaksın ama son iki 3 haftaya bu alttaki takımlar böyle giderler ya. Bak Ankara gücü Gaziantep'i Alanya'yı Pendik'i yenerse biter. Yırtar. Üçünü. Bak, 43 kadar puan kolay. kalır herhalde ya. Bak. O üç maçı alırsa yırtar. alabilir mi? Bugün Pendik mesela bayağı silkeledi. Bir ara baktım. Sen tam bakabilir Ben yandan çünkü bakıyordum. Samsun Kalesi'ne bayağı geldi bugün Pendik. Evet. Evet. Hele ikinci yarı. Pozisyon buldular. iyi organize ataklar geliştirdiler. Pendik, top çıktı? Pendik iyi top... oynadı. Kötü oynamadı. Vay be. Kartal Pendik. Şöyle bindik, söyleyeyim bindik. sana. Pendik 12 şut atmış. Samsun 6. Pendik 12'de 4, Samsun 6'da 2. Yani Pendik gayet oynadı. Samsun hani şey yapmış. Samsun yenilseydi Samsun şu kötüydü ama. Yenilmeme. Samsun'a beraberlik de yarar. Evet evet. Puan görüntüsü rakibini yumruk mesafesinde tutuyorsun o zaman. Abi Samsun 37 puan. ya. 30 37. Puan abi yani. 37'de bir şey yok. Ada Kayseri'de keza öyle. Yani Hocam 34'ten sonrası Evet. Yalnız Kayseri'nin de Adana Demir, Trabzon, Pendik, Karagümrük, Fener bir şey söyleyeceğim. Geri alıyorum. Kayseri'yi de ben potada tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Samsun'dan bu tarafı. Zor maçları ya. Ya yani hedef maçlar daha doğrusu. Sıralamaları da koydu arkadaşlar. Sana bir şey söyleyeyim mi Ender'cim? Kimse kusura bakmasın sen dahil. Son maçları unut. Kim ne isterse alır mı diyorsun orada? Yani. Çünkü son maçlarda hani şampiyonluğa gitmiyor. Avrupa'ya gitmiyor. Düşmüyor da son maçlar unutacak. Hocam. hocam şunu dedim mi hiç? Ee, biz amatörde bile dedik. Oynamayın lan tamam. Bir şeyiniz yok sizin yani, ya. Bırakın ben. lan. Niye oynuyorsunuz falan. Bir gün İbrahim Uluk Genel Sekreter Futbol Federasyonu o zaman Federasyon Ankara'da biliyorsun o şeyde. Hımm. Ulus, Ulus'la. İbrahim abi böyle yaptı. Ermancım dedi ya. Göztepe'ye ne güzel verdiniz maçı dedi. Berabere kaldıydık. Heh. İbrahim abi vallahi vermedik dedim ya. Yani yemin ediyorum versek nasıl Ber berabere bit. Ama şu oldu. Bak şu oldu. Anlatayım hocam. Dakika 82 filan. Korner oldu. Ben de stoperim. Sağ alçı taraftaki kaleye gittim. Kafa gol atacağım. Özer vardı kulakları çıldasın. Çok Efendi futbolcuydu. Stoper. Şeyde. Göztepe'de. Göztepe'de böyle yaptı. Erman niye geldin dedi ya. <laughs> şöyle baktım ya dedim Özer. Oğlum dedi İzmir'e geliyorsunuz. Yemekleri yiyorsunuz. Uçakla geliyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz doğuya dedi. Bir memleket adı verdi. Daya yiyorsunuz orada geliyorsunuz dedi. Bizi düşürün dedi, oraya gidin dedi. Hayda. <gülüyor> Sen <gülüyor> o dediği zaman, o dediği yürüdün zaman yürüdün benim aklıma, kalede. o dediği zaman benim aklıma İzmir geliyor, bir de o şehir geliyor. Söylemiyorum biz. O e şehir geliyor. Tabii de. Ulan şöyle duruyorsun ya, duruyorsun, duruyorsun. Kafaya çıkıyor muyum çıkmıyor? Onu bilemiyorum bak. Psikolojik. Hocam bunu bana. Kemal abi anlattı. Bir ya başkası da Levent abi de anlattı. Birebir olay. Üç büyüklerden birinin kaptanı diyor ki çocuklara. Çocuklar İzmir'e mi gelmek istersiniz? <laughs> şu şehre mi gitmek istersiniz? Son maç. Bırakın diyor ya rahat oynayalım diyor. Sıfır sıfır bitiyor kalıyor o takım. Ya özel ya. İsim veriyorum ya. İçine Nerede bizi ha, nasıl olur bu ünler falan diye. Gol mü atacak? Var mıdır acaba söyleyenler bu kadar? Gol mu atacaksın dedi ya biz düşeceğiz dedi. Siz de, de o şehre gideceksiniz. Hem daya gideceksiniz. Hem ulaşım çok zor. İzmir'de her şey var. Alsancak'ta arkadaşlarım var dedi. E, golü dedi ya. Şöyle dolursun dedi. <laughs> ya, ya geldiğime geleceğime pişman oldum diyorsun. Allah rahmet eylesin. İbrahim Onuk diyor ki maçı diyor verdiniz. Ya vermedik diyorum İbrahim abi. Vallahi vermedik ya. Ama Görlüğümüz demek ki el vermedi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> demek ki bana göre öyle ama tribünden görüldü başka demek ki <laughs> hocam. Ee, evet. Ya bunlar güzel hadiseler ya. San, Santos açıklamalar yapmış bir. Ne söylemiş bir bakalım. Basın toplantısında Fernando Santos'tan geleceğiyle ilgili bu takım bu sene dört hoca değiştirdi. Bu takım bu sene dört hoca değiştirdi. Zaten bunun bilincindeydim. Doğru. Takımın ne halde olduğunu Herkes biliyor. Doğru. Beşiktaş'ta ilgili en büyük hedefim gelecek yılı planlamak. Peki abi. Ona da tamamım. Devam ediyor. Bir buçuk yıllık bir kontrata imza attım. Buraya bir proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Burada en iyi şekilde ligi bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefimiz vardı. Devamı var. Ben yönetime güveniyorum. Tabii ki yönetimin başka bir planı vardır. Farklı da olabilir. Yönetime inanıyorum. Onların da bana inandığını biliyorum. Yani gönderirler mi size düşün sorusu. Gönderirler mi sorusuna. Ben onlara güveniyorum. Onların da bana inandığını biliyorum diyor. Beşiktaş gibi bir takım hak ettiği yere taşımak için buradayım. Sağlam adımlarla önümüzdeki yılı planlamamız gerekiyor. Eee... Yani bu yönetimin işi. Çok güvenli bir açıklama gibi gelmedi bana bu. Bu yönetimin işi. Dedim mi sana orada iki tane adam var ta ben. Eğer inanıyorlarsa, gidiş tamamsa olabilir. Adam der ki bakın böyle böyle şöyle şöyle bunları yapalım, şunları yapmayalım filan. İnanıyorlarsa olabilir bilmiyorum. Bu görüntüye göre konuşuyorum iyi değil. Değil ama bilemiyorum. Ya şimdi de küllüm ne yapacaksın? 6-7 oyuncu, 8-10 oyuncu daha mı alacaksın? Kolay değil ki bu işler. Bu ekonomik gerçekler varken takımın her yani takımların borç durumları malum. Mutlaka transfer yapılacak ama hani devre arasındakiler çok sağlıklı olmadı. O kötü, zaten o kötü olduğu için söylüyorum bunu. Verilen Para'da yani o kadar verdiğin adam Portekizli. Ortalama 25 yedek milyon Euro'sa ya da kulübesinde oturmamalı abi o adam. Ha o adam banka oynatacağım seneye. Ben bu ötekileri bir göreyim mi diyor acaba. mı acaba. Hı. Yani verecekleri mi göreyim diyor. Ceng'i vereceksin. Abubakar'ı vereceksin. Salih'i vereceksin. Vereceksin bunları. Onları mı göreyim diyor. Olabilir de. E kimleri alacaksın hocam. Ha, Asıl mesele orada. Olmak ya da olmamak. Peki 30 saniyelik bir ara... Takım oyunu ekibi hazır Biz 90 artı Bugün de sonuna geldik e, Leverkusen'ın Kupa maçı var finale çıktı Bütün kulvarlarda yenilmedi Leverkusen Bütün kulvarlarda Ligi kupası bir bakalım Toparlayalım sonra Takım oyunu başlayacak